Elimizde buna benzer moleküler bir formül var. C5H10O ve burada proton nükleer manyetik rezonans spektrumunu yani proton NMR'ı görüyoruz. Soruda da bu molekülün yapısını bulmamız gerekiyor. İlk olarak hidrojen eksikliği indeksini hesaplamamız lazım. Burada 5 tane karbon olduğuna göre moleküldeki maksimum hidrojen sayısı 2n artı 2 formülüyle bulunur. Burada n değeri 5'e eşit. 2 çarpı 5 artı 2 işleminden sonuç 12 çıkar. Yani moleküldeki maksimum hidrojen sayısı 12'ymiş. Ancak burada 10 hidrojen var. Yani 2 hidrojen eksik. Bir hidrojen çiftinin eksik olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de hidrojen eksikliği indeksi 1 olur. Bundan yola çıkarak da bu molekülde veya bir halkasında çift bağ olabileceğini düşünebiliriz. Şimdi de integrasyon değerine bakalım. Bu sinyalin integrasyon değeri 27. Bu sinyalin integrasyon değeri ise 40,2. Bu sinyalin 28,4. Buradaki sinyalin ise 42,2. Burada ne yapmamız gerektiğini hatırlayalım. Bu 4 integrasyon değerini de en küçük değere bölmemiz gerekiyor. Buradaki en küçük değer 27. 27 bölü 27'den 1 gelir. 40,2 bölü 27 de 1,5'e yakın bir değer. 28,4 bölü 27 de 1'e yakın. 42,2 bölü 27 işlemi de yine 1,5'e yakın bir değerdi. Unutmayın bu sayılar sadece sinyalleri sağlayan protonların bağıl sayıları. Ancak tabii ki 1,5 proton bir sinyal üretemez. Bunun için tam sayılara ihtiyacımız var. Ayrıca burada toplamda 10 tane proton olması gerekiyor. Bu durumda 1 ile 2'yi çarparsak 2 proton elde etmiş oluruz. Yani bu sinyalin 2 protona eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda bu sinyal de 3 protona eşit. 1 çarpı 2'den burası da 2 çıkar. Aynı şekilde 1,5 çarpı 2 de 3'e eşit. Bunların hepsini toplayalım. 2 artı 3 artı 2 artı 3 işleminden toplamda 10 proton olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Böylece integrasyon değerlerini kullanarak toplamda 10 protonu bulmuş olduk. Şimdi de sinyalleri teker teker inceleyelim. Bu sinyalle başlayabiliriz. Burada 2 proton olduğundan bu sinyalin CH2 molekülünü temsil ettiğini söyleyebiliriz. Peki bu CH2 protonlarına komşu kaç tane proton var? Bunu da sinyaldeki pik sayılarına bakarak bulabiliriz. Burada sinyalin 3 kez pik yaptığını görüyoruz. N artı 1 kuralını hatırlayacak olursak n tane komşu protonumuz olduğu durumda pik sayısı n artı 1 olur. Burada da bu değer 3 olduğuna göre bu sayıdan 1 çıkararak kaç tane komşu proton olduğunu bulabiliriz. Bu durumda 3 eksi 2'den sonuç 1 çıkar. Yani bu CH2 protonlarına komşu 2 tane proton varmış. Şimdi de bu sinyaldeki kimyasal kaymaya bakalım. Bu sinyaldeki kimyasal kayma 2 ila 2,5 ppm arasında. Bu da protonun karbon ile yakın olduğu kısma denk geliyor. Bu oldukça mantıklı. Çünkü hidrojen eksikliği indeksinin 1 olduğunu ve burada bir çift bağ olabileceğini söylemiştik. Bu durumda moleküler formüldeki oksijeni göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Buraya bir karbonil çizelim. Bu CH2 protonları da karbonilin hemen yanında. Kimyasal kayma sayesinde bunu anlamıştık. Oksijen bu iki protonun perdesini biraz da olsa kaldırır ve bu da kimyasal kaymanın alkanlara kıyasla daha yüksek çıkmasına sebep olur. Bu protonları mor renkle gösterelim bu sinyalin bu iki proton sebebiyle gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi de bir sonraki sinyale bakalım. Burada 3 tane proton var. Yani burası bir metil grubu olan CH3. Peki bu metil protonlarına komşu kaç tane proton olabilir? Burada sadece bir pik noktası görüyoruz. 1 eksi 1 sıfıra eşit olduğundan bu protonlara komşu bir proton olmadığı sonucuna varabiliriz. Kimi asal kaymaya da bakalım. Bu sinyaldeki kimyasal kaymada 2 ppm'den fazla. Yani bu sinyalin de biraz perdesinin kalktığını ve korumasız olduğunu söyleyebiliriz. Protonların da aynı şekilde perdelerinin kalktığını belirtelim. Bu protonlarda karbonil kısmının yan tarafında olmalı. Bu durumda metil protonlarımızı çizebiliriz. Karbonilin yan tarafında olduklarından perdesizler. Bunları da mavi renkle gösterelim. Böylece buradaki mavi protonların bu sinyalin oluşmasını sağladığını söyleyebiliriz. Ayrıca bu protonlara komşu proton olmadığını da belirtmiştik. Yani bu protonlar buradaki karbonda yer alırken bir sonraki karbonun proton olmayacağını da eklememiz mümkün. O zaman sıfır komşu proton demek mantıklı. Bir sonraki sinyale geçelim. Bu sinyalin de iki protonu var. Yani bu bir CH2. Peki bu protonlara komşu kaç proton olabilir? Sinyaldeki piklere bakalım. 1 2 3 4 5 6. Bu değerden 1 çıkartmamız gerekiyor. Yani 6 1 işleminden bu protonlara komşu 5 tane proton olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de diğer sinyale bakalım. Burada 3 tane proton var. O zaman CH3 diyoruz. Peki kaç tane komşu proton olabilir? 3 pik noktası görüyoruz. 3 1'den de bu protonlara komşu 2 proton olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki son iki sinyalin yani şununla şunun 2 ppm'den az olduğunu belirtelim. Bu durumda bu ikisinin karbon ile daha uzak olacağını söyleyebiliriz. Yani bu yöndeki iki sinyal kadar perdesizleşmezler. Bu durumda da metil gruba komşu iki protonun buradaki iki proton olduğunu söyleyebiliriz. Bunu çizerek gösterelim. Metil grubunun protonları burada yer alır. Bu protonları kırmızıyla gösterelim. Yani bu kırmızı protonlar buradaki sinyalin oluşmasına sebep olur. Bu sinyalden de metil protonlarının yan tarafında komşu iki protonun olduğunu ve dolayısıyla bu metilin yan tarafında bir CH2 grubu olacağını söyleyebiliriz. İşte CH2. Bu CH2 grubu da buradaki sinyale karşılık gelir. Şimdi de bu protonlara komşu kaç proton olacağına bakalım. Burada 5 komşu proton olacağını düşünmüştük. Şimdi bu protonları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane komşu proton da NMR spektrumunda gördüğümüz grafikle eşdeğer. Buradaki protonlar yani mor ve kırmızı protonlar aslında birbirlerinden farklı ortamlarda bulunur. Yani N artı kuralının basit versiyonunun burada tam olarak doğru olmadığını ancak bu örnek özelinde işimize yaradığını söyleyebiliriz. Bu örnekte doğru sonucu verdiğinden de bu kuralı kullanmaya devam edebiliriz. Çünkü burada asıl bulmamız gereken molekülün yapısı. Kırmızı protonlara bir kez daha bakalım. Bu kırmızı protonlara komşu iki proton var. İkisini de burada görüyoruz. İşte buradalar. O zaman buradaki sonucumuz doğru. Yeşili zaten doğrulamıştık. Şimdi de mor protonlara bakalım. Mor protonlara komşu iki proton olması gerektiğini söylemiştik. O zaman buradaki karbona komşu olan karbona bakalım. Karbonumuz burada. Buna iki tane komşu proton var. Yani bu da doğru çıktı. Mavi protonlara zaten bakmıştık. Onlara komşu bir proton yoktu. Burada da öyle olduğunu görüyoruz. Özetlemek gerekirse tüm atomları saymayı unutmayın. Örneğin burada toplamda 5 karbon, 10 hidrojen ve bir tane de oksijen atomu olduğunu görüyoruz. Böylece molekülün nokta yapısını bulmuş olduk. Şimdi de başka bir örneğe bakalım. Burada C8H10 molekülünün formülünü görüyoruz. İlk olarak hidrojen eksikliği indeksini hesaplayalım. Burada 8 karbon olduğuna göre maksimum hidrojen sayısı da 2 çarpı 8 artı 2 değerine eşit olur. Buradan da sonuç 18 çıkar. Yani 8 karbon için maksimum hidrojen sayısının 18 olduğunu bulduk. Ancak bu molekülde 10 hidrojen var. Yani 8 hidrojen, daha doğrusu 4 hidrojen çiftinin eksik olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hidrojen eksikliği indeksi de 4 olur. Unutmayın. Karşınıza ne zaman hidrojen eksikliği indeksi 4 olan bir molekül çıksa aklınıza gelmesi gereken yapı benzen halkası olmalı. Buraya bir benzen halkası çizelim. Şimdi de molekülün integrasyonuna bakalım. Bazı durumlarda integrasyon bu şekilde de verilebilir. Buradaki karmaşık görünen sinyalde 5 proton olduğunu görüyoruz. Buradaki sinyalde 2, son olarak bu sinyalde de 3 tane proton olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak 5 protonlu bu karmaşık sinyali inceleyelim. Bu sinyalin aromatik aralıkta olduğunu söyleyebiliriz. Yani yaklaşık 6,5 ile 8 arasında. Yani buradaki 5 proton aslında aromatik proton bu durumda benzen halkasının 5 protonunu yerine yerleştirebiliriz. Buradaki protonlar birbirlerinden biraz farklı ortamlarda bulunsalar da integrasyon değeri 5 olduğundan burada bir benzen halkası olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu farklı ortamlar şu anda bizi ilgilendirmiyor. Ayrıca bu 5 protonun bu karmaşık sinyalin oluşmasına sebep olduğunu da biliyoruz. Şimdi de bir sonraki sinyale geçelim. Burada iki proton var. Yani bu bir CH2 grubu. Peki bu CH2 grubuna komşu kaç proton var? Burada 4 pik noktası görüyoruz. O zaman 4 eksi 1'den buradaki protonlara komşu 3 tane proton olacağı sonucuna varabiliriz. Şimdi de son sinyalimize bakalım. Burada 3 proton olduğunu görüyoruz. Yani bu bir CH3 grubu. Peki bu CH3 protonlarına komşu kaç tane proton olabilir? Burada 3 pik noktası var. 3-1'den de bu protonlara komşu iki tane proton olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki komşu protonun da buradaki iki proton olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla buraya bir etil grubu çizebiliriz. Yani burada bir etil grubu var. CH2 ve CH3 gruplarımız da burada. Bütün protonları da moleküllerimize yerleştirelim. Buradaki protonları ve diğer protonları çizelim. Kafanızın karışmaması için protonları renklerine göre yerleştiriyorum. Buradaki kırmızı protonların yani metil grubu protonlarının bu sinyalin oluşmasına sebep olduğunu söyleyebiliriz. Burada iki komşu proton olacağını belirtmiştik. Çünkü 3 pik noktası var. Bu iki komşu protonu da bu kısımda görüyoruz. 1 ve 2. Şimdi de buradaki diğer iki protona bakalım. Bu iki mavi proton bize bu sinyali sağlıyor burada 3 komşu proton olacağını söylemiştik. Çünkü sinyalde 4 pik noktası var. Komşu karbona baktığımızda da 3 proton olduğunu görüyoruz. İşte 1, 2, 3. Bu karbon da aslında komşu karbon ancak bu karbonun hiç protonu yok. Dolayısıyla burada sadece 3 komşu proton olduğunu söyleyebiliriz. Evet, buradaki her şey grafikle eşdeğer görünüyor. Daha önce dediğim gibi Moleküldeki tüm atomları sayarak hepsinin tek tek nerede yer aldığına bakmamız gerekiyor. Örneğin burada toplamda 8 karbon var. Ancak bu halkada sadece 6 tane karbon olduğunu görüyoruz. Şöyle işaretleyelim. 7. ve 8. karbonumuz da burada. Yani bu molekülde gerçekten de 8 karbon var. Hidrojenleri sayarsak da gerçekten 10 adet olduğunu görürüz. Evet. Burada gördüğünüz etil benzenin NMR spektrumu. Bu örneğin bir önceki örnekten biraz daha kolay olduğunu söyleyebilirim.